Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde kırmızı alarm seviyesine geçilmiş durumda gerçek bir acil durumu söz konusu. Almanya Federal Sağlık Bakanı Span yapmış olduğu açıklamada ülkenin önümüzdeki günlerde daha da büyük sıkıntılar yaşayacağını, günlük vaka sayılarının minimum 100 bin civarında olacağını açık bir şekilde ifade etti. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler bu ekrandan defalarca anlattık alınan önlemlerin aslında bir işe yaramayacağını, her şeyin başa döneceğini söyledik ama görüyoruz ki maalesef üzülerek bu tabloyu izliyoruz. Hiçbir şey değişmedi, her şey başa döndü. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip koronavirüs salgında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin dolacağını söyledi. Yani önümüzdeki günlerde Almanya'da durum eskisinden daha da kötü olacak. Eskiyi maalesef arayacağız. Span ülkesindeki koronavirüsün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve tam kapanma seçeneğinin üzülerek masaya geldiğini ifade etti. Yani tıpkı içinde bulunduğumuz yılın başında gibi bu önlemlerin hayata geçmesinin söz konusu olabileceğini, kapanmanın tekrardan masalarında bulunduğunu ifade etti. Almanya Federal Sağlık Bakanı Span, ülke çapındaki artan koronavirüs vakalarını ulusal acil durum olarak niteleyerek salgının bir hafta öncesine göre daha da ciddi bir noktaya ulaştığını, iki hafta öncesine göre ise mevcut vaka sayılarının 5 katı arttığını, hastaneye başvuranların sayısının ise iki katı arttığını ifade etti. Düzenlediği basın toplantısında ulusal acil durumda izleyen Federal Sağlık Bakanı Span aralarında sokağa çıkma yasağında bulunduğu sıkı kısıtlama önlemlerinin değerlendirileceğini söyledi. Değerli izleyicilerim maalesef tablo Almanya'da hiç de iyiye gitmiyor. Çok sayıda koronavirüse yakalanan vatandaşımız var. Bunun yanı sıra minimum günlük hayatını kaybeden insan sayısı 200'e çıkmış vaziyette. Bu rakamlar artıyor. 65 bin günlük vaka sayıları. Bu rakamlar korkunç tabi Federal Sağlık Bakanı Robert Koch Enstitüsü Başkanı ile birlikte yapmış olduğu basın toplantısında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son 4 haftada haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 5 kat arttığına işaret etti. Bakan ülkedeki söz konusu artışın ve hastanedeki doluluk oranlarının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğine dikkat çekerek ancak ulusal bir acil durumda olduğumuz açık bir şekilde ortadadır dedi. Bakın daha da enteresan bir açıklama var. Span yine yapmış olduğu açıklamada Almanya'da hastanelerin dolmasını beklediklerini, komşu ülkelere vakaların, hastaların gönderilebileceğini de söyledi. Bununla ilgili hazırlıklar yaptıklarını da sözlerine ekledi. Yine Federal Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada salgında aşılanmanın da önemli olduğunu ve gelecek dönemde aşı kampanyasının daha da hızlandırılacağını söyledi. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı da şunları söyledi. Ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerin kapasitelerinin sınırına geldiğini işaret ederek buralarda artık tıbbi bakım kısmen garanti edilmemektedir dedi. Durumun ciddi olduğunu ve Almanya genelinde vakaların arttığını belirten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Weiler, bu ulusal bir acil durum. Şimdi acil freni çekmek gerekiyor dedi. Bakın arkadaşlar, ben size şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Şimdi gerek Federal Sağlık Bakanı, işte Merkel ya da Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı, isimler önemli değil. Burada zincirleme bir hata durumu söz konusu. Biz alınan tedbirlerin, önlemlerin gerçekten bir işe yaramayacağını defalarca söyledik, söyledik, söyledik. Nitekim görüyoruz ki tablo yine değişmedi insanların önüne mucizevi bir sıvı olarak sunulan, bırakın onu, bırakın sıvıyı değerli izleyicilerimiz, bu kapanmalar, işte teması, kesmeler, onlar bunlar derken görüyoruz ki tablo çok ağırlaştı. Yani günlük vaka sayıları Almanya'da şu anda 100 bine koşuyorken, bu Federal Sağlık Bakanı'nın, Robert Koch Enstitüsü Başkanı'nın ve Merkel'in derhal istifa etmesi gerektiğine inanıyorum sürekli olarak insanlara yapacağız edeceğiz. Cakcuk'tan başka hiçbir şey yok arkadaşlar Almanya'da. Aslında bu söylediklerin diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Çünkü görüyoruz ki maalesef durum her geçen gün ağırlaşıyor. İşte defalarca anlattım. Avusturya şimdi kapandı. Avusturya'nın kapanma gerekçeleri nedir? Koronavirüs. Başka bir gerekçe yok. Bugüne kadar ve yine söylediğim çok çok önemli bir şey var. Bu sıvıları vurdurmayanları günah keçisi ilan edecekler demiştim. Nitekin öyle oldu. İnsanları bu sıvıları vurdurmayanları evlerine hapsettiler. Biz de soruyoruz. Diyoruz ki, arkadaş, hani bu sıvılar mecbur değildi, zorunlu değildi. İnsanlara mecbur değil deyip evine hapsetmek düpedüz zorbalıktan başka bir şey değil arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Nasıl ki insanlar bu sıvıları vurduranlara saygı duyuyorsa diğerlerinin de vurdurmayanlara saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Mutlaka doktorunuza danışın, hekiminize danışın, ondan fikir alın ve kararınızı verin. Bu başka bir şey. Ben zaten bu sıvıların tıbbi yönünü falan konuşmuyorum. Benim konuşmuş olduğum burada politikacıların bir tiyatro oyunu oynadığı insan sağlığı gibi özel ve kutsal bir durumdan Maalesef bu insanların sınıfta kaldığını anlatmaya çalışıyorum. Merkel başta olmak üzere Almanya'da bu işle ilgili alakalı kim varsa mutlak surette derhal istifa etmelidir. Zaten Merkel gidecek. Bunda bir problem yok ama bu Sağlık Bakanı, Robert Koch, Enstitüsü Başkanı, bilmem ne kurulu, o kurulu, bu kurulu bunların tamamının görevi bırakması gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Açıkladıklarının her şey tam tersi oldu arkadaşlar. Senenin başında dediler ki bu sıvıları biz bulduk. Bu iş bitti. Tamam insanlık kurtuldu. E bakıyoruz tablo şu an içinde bulunduğumuz aylarda günlerde bulunan bu tablo geçtiğimiz aylara göre geçen kışa göre daha da ağır olacak. Net. Kendileri söylüyor ben söylemiyorum bunu. Şimdi bir de işin tabi bu sıvı boyutunda Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci var. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde dünyanın pek çok noktasında vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şu an Almanya kapanmaya gidiyor. Avrupa'nın pek çok noktasında kapanma durumu söz konusu. Peki Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci kendi buldukları bu sıvılara rağmen neden tablonun bu şekilde ağırlaştığının bir açıklamasını yapabiliyor mu? Şimdi insanlara deniyor ki siz bu sıvıları vurmadığınız için bu işin baş sorumlusu sizsiniz. Peki güzel tamam. Bu insanlar da yarın öbürsü gün görünen o ki sıvılanacaklar. Bu insanlara da vuracaklar. Peki ondan sonra ne bahane üretecekler çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar 100 yılda bir meydana gelen insanlığın gerçekten aciz kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunda bir problem yok. Bunu anlıyoruz. Doktorlar bu virüsü tanımıyor, anlıyoruz. Bu işin tam olarak çözüm yok, anlıyoruz. Çocuk değiliz. Böyle bir virüs var tabii ki, böyle bir salgın var tabii ki. insanlar hayatlarını kaybediyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bu işin yönetimi yani kriz yönetimi dediğimiz bu durumdan birileri kendi çıkarları için maalesef gerçekleri açıklamaktan korkuyorlar. Hani senenin başında. Bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce yüzde %95 yüzde %96, %96 oranında koruma sağlıyordu diye adama sormazlar mı? Her seferinde biz bunu bulduk. Bizim sıvılarımız şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye açıklamalar yaptınız. Buyurun Avrupa kapanmaya gidiyor. Neredesiniz? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci'ye buradan sesleniyorum. Neredesiniz? Neden çıkıp tek bir açıklama yapmıyorsunuz bu konuyla ilgili? Yapmış olduğunuz tek bir açıklama var. Yeni bir işte sıvı bulduk. Bunu piyasaya çıkartacağız. Yeni bir hap bulduk. Bunu piyasaya çıkartacağız. Hep ticari açıklamalar. Bunlar bilimden uzak açıklamalar. Şimdi soruyorum. Almanya gibi bu sıvıya önce ulaşan ülkelerden bir tanesi Hollanda. Hollanda'da yer yerinden oynuyor. Avusturya kapandı. Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, İngiltere neden bu hale geldiler diye Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin açıklama yapması gerekmiyor mu arkadaşlar? Şimdi konuşunca birileri diyor ki eleştiriyorsun. Ya kardeşim eleştirilmeyecek gibi değil ki. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde pek çok vatandaşımız bu koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu sıvıları vurduranlar içerisinde hayatını kaybedenler var mı yok mu? Buyurun yazın. Bu sıvıları vurdurup da koronavirüse yakalanan var mı yok mu lütfen yazın. Sakın beni yanlış anlamayın ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben alınan tedbirlere ve insanların perde arkasında çevirdikleri filmlere dikkat çekmek istiyorum. Nerede kardeşim Uğur Şahin? Her seferinde çıkıp açıklama yapıyor. İşte ülkeler kapanıyor. Ne oldu? Almanya'da günlük vaka sayıları 100 bine koşuyor. Ne oldu? Neredesiniz? Neden çıkıp açıklama yapmıyorsunuz? Bilim insanı değil misiniz? İyi ki bu sıvıları insanlar vurdular. Peki vurmasalardı ne olacaktı? Günlük vaka sayısı 5 milyon mu olacaktı? Arkadaşlar devletler sözleşmeleri imzaladı. Bunlara paraları ödediler. Bunlar şimdi başka bir formata geçtiler. Allah aşkına ya biri çıkıp bana söylesin. Profesör, doktor, Uğur, Şahin ve Özlem Türeci nerede? Çok merak ediyorum. Neredeler? Sayın hocam neredesiniz? Niye çıkıp açıklama yapmıyorsunuz? Avrupa bu kaosun içerisine düştü tekrardan. Şu anda dünyada koronavirüsün merkezi Avrupa arkadaşlar. Koronavirüs Avrupa'dan yayılıyor. En çok ve en hızlı artış şu anda Avrupa ülkelerinde. E ne oldu sağlık sistemi? Federal Sağlık Bakanı Span açıklama yaptı. Dedi ki bizim hastanelerimiz kısa bir süre sonra dolacak. Biz mevcut hastalarımızı ya da bundan sonra gelecek olanları komşu ülkelere sevk edeceğiz dedi. Bu ne demek biliyor musun? Almanya'nın sağlık sisteminin çöktüğünün itirafı bu. Evet, şimdi bakın bilim insanlarının bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Bu siyasetçilerle oturup aynı masaya konuşması gerekiyor. İnsanlığı daha başka neler bekliyor? Bunların bilgilerini vermeleri gerekiyor. Ben size ne dedim? Defalarca konuştum değil mi değerli izleyicilerim? Bu virüs, bu salgın ne zaman bitecek dedim? Bu sıvılar ve testler bittiği zaman bitecek. Sıvılar ve testler bittiği zaman bu salgında bitecek. Bitmeyeceğine göre mezara kadar bu sorun devam edecek. Şimdi ne diyorlar? Her 6 ayda bir bu sıvıları mutlaka vurun diyorlar. Değil mi? Bilim insanlarımız. Peki iyi, güzel bir sorun olduğunda bunun sorumlusu kim olacak? Muhatap kim? Yok arkadaşlar. Muhatap yok. Devlet başkanları diyor ki bilim kurulu söyledi, önerdi, ben de onayladım. O bunun yanı sıra bu sıvıları üretenler diyor, kardeşim riskleri var. Ben bunları zaten söylemiştim. Sözleşmemde de yazıyor diyor. Olan kimi olacak? Yine vatandaşı olacak. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülkede Gelinen nokta arkadaşlar tam bir acziyet noktası, özellikle de siyasetçilerin ne kadar basiretsiz olduğunun en büyük göstergesi. Bu nedir arkadaşlar ya? Federal Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki hastanelerimiz doluyor, dolmaya devam edecek, bu işin önüne geçemiyoruz, durum ağırlaşıyor. Peki siz bir buçuk iki yıldır ne iş yapıyorsunuz? Bu bakan ne iş yapıyor? Merak ediyorum ne iş yapıyor bu bakan? Tedbirse tedbir dediniz. Önlemse önlem, sıvıysa sıvı. insanlar her şeyi yaptılar. Neyi yapmadınız? E peki tablo neden başa dönüyor? Bunu sormayalım arkadaşlar. Burada tam bir arkadaşlar basiretsizlik, iş bilmezlik durumu söz konusu. Çözeceksin. Hiç kimse bana şunu anlatmasın. İşte şunu yaptık bunu. Kardeşim ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Şu anda tablo ağırlaşmış, bir yıl önce dönmüş ve daha ağır olacak şu anki tablonun daha da ağırını göreceğiz. Üzülerek anlatıyorum bunu. Almanya'da her yerde acil durum ilan edilmiş. Peki bu vatandaşın başına bir şey gelirse ne olacak? İşte soru bu. Hadi cevap verin. Değerli izleyicilerimiz bakın. Şunu açık yüreklilikte söylemek gerekiyor. Şu an bir tiyatro oyunu var. Birileri bu tiyatroyu oynuyor. Önce korkuyu pompalıyorlar. Ardından da diyorlar ki bak çözüm o anlaşmaları yapıp sıvıları satıyorlar. Sonuç e al işte sana sonuç. Yine vaka da ciddi bir patlama var arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere görüşlerinizi iletin. Lütfen kanalımıza mutlaka abone olun gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız videonun altında bulunan beğen tuşuna basıp bir de abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar ücretsiz biliyorsunuz bizde tüm yayınlarımız, bütün izleyicilerimiz izleyebilir. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu siyasetçiler aslında insanları oyalıyor mu? Yapmış olduğu açıklamalar bugüne kadar neden gerçekleşmedi? Neden sürekli olarak vaka sayıları artıyor? Almanya'da şu anda 100 bine koşan vaka sayısı var arkadaşlar. Lütfen bu konuya gelir görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bunları da açık yüreklilikle videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Biliyorsunuz ben bütün yorumların hepsini tek tek okuyorum. Sizin yorumlarınızı da okuyacağım. Gündem sizin elinizde. Ne istiyorsanız onları yazın. Biz de onları anlatmaya, konuşmaya, dertleşmeye devam edelim.